Sevgili seyirciler, Beylikdüzü'ndeyiz ve Beylikdüzü'nde Kader Mahkumları Derneği Genel Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Kader Mahkumları Derneği Genel Başkanı Sayın Necdet Yüksel abimiz burada. Çok önemli ve çok güzel bir proje geliştirmişler. Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve özel ve devlet okulları işbirliğiyle önemli bir proje. Bu projeyi bize anlatacak. Biz de sizlerin bu projeye katkı sağlaması talebinde bulunacağız. Evet, Necdet abi, merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Proje nedir bu kitap kampanyası projesi? Biraz izleyicilerimiz için aktarır mısın? Tabii efendim, kitap biliyorsunuz çok az okunan bir olay ülkemizde. Sadece şu anda ülkemizde bulunan 420 cezaevinde 300 bine yakın insan bize günlük gelen mektuplarda kitap taleplerinin olduğunu, fazlaca olduğunu, her çeşit dini, milli, tarihi, sosyal içerikli, kişisel gelişim kitapları, hatta üniversite hazırlık kitapları, çocuk kitapları, talepleri çok yoğun bir şekilde geliyor. Biz de bunu nasıl aşabiliriz düşüncesi ile ilçemizin kaymakamına resmi, yazılı, sözlü müracaatta bulunduk. Dedik ki sayın kaymakamım, okullarımızda her öğrenciden bir kitap kampanyası başlatsak, her öğrenci bir kitap ve Beylikdüzü'nden de Türkiye'ye 100 bin kitap kampanyası. Evet. Ve kaymakamımız çok sıcak baktı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüştük. Tamamıyla bu görüşmelerimiz resmi mahiyette oluştu ve bunun ötesinde Beylikdüzü ilçemizin sınırları içinde bulunan resmi ve özel okullara kaymakamlığın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve biz Kader Mahkumları Derneği'nin müştereken yapmak istediğimiz çalışmayı kendilerine resmi olarak gönderildi. Biz de 3 günden bu yana okulları dolaşıyoruz. Yazılar bütün okullarımıza gitmiş ve okuldaki müdürlerimiz, yetkililer çok ciddi bir proje olduğunu ifade ettiler. Tabii ki atıl durumda olan evlerimizde okuduğumuz kitabı bir kenara bırakmışız. Hepimiz için geçerli bu. Çocuğumuzun kitabı vardır. Hatta torunumuzun, küçük çocuğumuzun boyama kitabı. 10 sayfalıktır, 5 sayfasını boyamıştır. Diğer 5 sayfasını da biz cezaevlerinde annelerinin yanında kalan çocuklara göndermek suretiyle buradan bu şekilde bir hamle yapmak istiyoruz. Tabiatıyla bu yeni yıl itibariyle Beylikdüzü'nden Türkiye'nin her köşesine 100 bin kitabı inşallah gene başa dönerek ilçemizin kaymakamı, ilçemizin milli eğitim müdürü ve okul müdürlerimiz, özel, resmi ve öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, velilerimiz, dev bir kampanya bu, güzel bir kampanya ve insanların, tanımadığımız insanların okumalarına vesile olmuş olacağız. Ve bunu da Beylikdüzü'nden Türkiye'ye gönderiyor oluşumuz. Ve insanların bu konuya ne kadar çok duyarlı olduklarını ben 15 yıldan bu yana görüyorum. Beylikdüzü'nde bu derneğimiz 15 yıldan bu yana. Ve insanlarımız bize destek oluyorlar. Gelen mektupları okuyorlar, paylaşıyorlar. Paylaşma duygusunu geliştiriyoruz biz burada. Nasıl bir duygu bu? Çok keyifli bir duygu. Sağ elinin verdiğini sol elin görmüyor zaten. Güzellik burada. Ve tüm çalışmaların sonunda bir cümlede toplanıyor buradaki tüm çalışmalar, birbirini tanımayan insanların birbirine yaptığı katkılar neticesinde sebep olanlardan Allah razı olsun diyor insanlar. Sayın Başkanım, şimdi burası gerçekten çok büyük ve ciddi bir müessese haline geldi. Her ne kadar kamu yararına dernek statüsünde olmasa da evet, o kamu yararına dernek statüsü taşıyan derneklerden çok daha büyük hizmetler veren bir dernek burası. Evet. Çok kısa bir şekilde izleyicilerimize neden Kader Mahkumları Derneği ve Kader Mahkumları Derneği ne iş yapıyor şu anda? Çok kısaca bize bahsedin. Hay. Tabii efendim, bu Kader Mahkumları Derneği bilmeyenler, işlevini bilmeyenler bu da neymiş noktasında otomatik olarak cezaevleriyle ilintili bir dernek olduğunu iyi kötü insanlarımız bunu biliyorlar. Şimdi evet, doğrudur. Bize her gün yani 100 civarında, bazen 50 olur, 40 olur, bazen 100'ün üstünde olur, günlük mektup gelir. Ve cezaevinde bulunan, dedik ya baştan,
420 cezaevinde bulunan 300 bine yakın insan ve bu insanların 12-18 yaş arası çocuk vakıfların olduğu ve annelerinin yanında 0-6 yaş grubu çocukların olduğu ve bir dram ve ailelerinden de mektup geliyor. İnsanlar bizden okumak için kitap istiyor, giyinmek için kıyafet istiyor, dini vecibelerini yerlerine getirebilmeleri için Kur'an-ı Kerim istiyor, seccade istiyor, başörtüsü istiyor. Hatta cezaevinde bulunan ve cezaevinde bulunanların dışarıdaki eş ve çocukları ferace istiyor, namaz kılabileceği, ibadet edebileceği giysiler istiyor. Evimizde de bunlar, evlerimizde hepimizin var. Evet. Biz burada paylaşma duygusunu geliştiriyoruz. Yani bir insanın çok parası vardır, içinden de bir bölümünü vermiştir. Bu paylaşma değildir ki. Paylaşma sevdiğin iki üründen, sevdiğin iki nesneden birini paylaşabilmektir. Yani iki çoraptan birini, bir hırkadan birini, okuduğun kitabın ikisinden birini birileriyle paylaşabiliyor musun? Güzellik burada. Yani biz bu işi yapmakla da aslında insanların, birbirini tanımayan insanların paylaşma duygusunun geliştirilmesine de katkı sağlıyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, burada çok güzel bir kitap kampanyası başlatılmış ve bizler de Beylikdüzü Gazetesi, İktidar Gazete, Start TV ve Start Türk olarak bu kampanyayı destekliyoruz ve Necdet abiye başarılar diliyoruz. Uzun yıllardır burada yaptığı çalışmaları tüpteyle izliyor, takdir ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Ben Nezir Karagül, hoşça kalın, dostça kalın.